Arkadaşlar selamun aleyküm. Arkadaşlar biliyorsunuz dönüş balığı başlıyor. Artık kıyılarımızdan tek tük lüfer çıkıyor. Sarı kanat, çinekop çıkıyor. Bundan sebep meralarda gördüğümden tecrübe ederek bazı arkadaşlarımın yanlış takımları yanlış kullanıyorlar arkadaşlar. Avadanlıkları spinning kamışta işte örnek veriyorum biz snap takacaksak onlar fır döndürü klips kullanıyor merada. Atıyorum ben 013 ip kullanırken adam 020 ip kullanıyor. Bana soruyor işte ne kadar uzağa atıyorsun diyor arkadaş yanımdaki avlanan hobidaş. Arkadaşım öncelikle e, takım kombinasyonun, makinan, kamışın, ipin tam böyle bir ok gibi silah gibi olması lazım. Yoksa erimin de düşer. E, yani ben 70 metrede balığı alırken sen 30-40 metrede atarsın o ancak öyle. Ee, yani bu spin takımını kurarken gerçekten tecrübeli arkadaşlardan ve hatta tecrübeli bilgili av bayilerinden bilgi alın arkadaşlar. Şimdi öyle avlanırsanız e, biz 70-80 metrelere 100 metrelere atarken siz atarsanız 30 metre 40 metre vesaire neyse önünüze adam 0.25 25 ipe ip takmış atıyor 30 metre ileriye düşüyor Gar diye makineden ses geliyor traktör gibi aynı. E sen nasıl avlanıyorsun? Ben balık alırken yanımdaki diyor işte sen nasıl uzağa atıyorsun? Kardeşim ben 012 013 ip kullanıyorum spin eee makinamda. Sen sarmışsın 018 025 020. Böyle av olmaz ki. Yani o yüzden video çekiyoruz arkadaşlar zaten. Yani bilgilendirici içerik o yüzden paylaşıyoruz. Biz de bu e, işe başladığımızda yani yeni başladığımızda çırakken sonrasında kalfa olduk, sonrasında usta olduk. E, yani bu işler tecrübeyle oluyor deneme yanılma yöntemiyle oluyor. Hemen bir anda usta olamıyorsun. O yüzden hani çıraklıktan direktmen kalfalığa başlayın diye çekiyoruz bu videoları. Yani para mı kazanıyoruz zannediyorsunuz bu videolardan arkadaşlar. İşte hobidaşlarımıza yardım amaçlı, bilgi amaçlı, teyit amaçlı. işte meralarda nasıl hangi takımlar kullanılır. Neler kullanırsanız daha güzel av veriminiz artar. İşte takımlar, iğneler, snaplar, klipsler, fır döndüler, ipler, makineler. Takım kamış kombinasyonu nasıl olması gerekir? Ondan sebep video çekiyoruz. Babamızın keyfine video çekmiyoruz. O bir burada. Sizler bilgi edinin, bilgilenin. Ee, yani bu içerikleri izleyin. meralarınızda bu videolardan e, esinlenerek güzel avlar çıkarın diye e, video paylaşıyoruz. Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Öncelikle Çetin Balıkta kanalına abone olun. Abone olun dediğim zaman da millet e, geçen gün biri yazmış. İşte şu bilgiyi vermezsen abone olmam diyor. Olmazsan olma kardeşim yani ne yapayım şimdi adam sanki yalvarıyoruz millet abone ol diye ya. İster olun ister olmayın ben bilgi içerikli video çekiyorum sizlere. İsteyen beğenir abone olur yorum yapar. Şimdi bazen gerçekten sinirleniyorum. Arkadaş yazmış orada işte yok şu kamışı bu makinayı bana önermezsen abone olmam. Ulan olacaksan hiç olma benim kanalımdan da uzak dur. Ben zaten bilgi içerikli işte Mera'dan anlık balık paylaşımlarını paylaşıyorum. Bilgi içerikleri. Bazı arkadaşlar da neden işte e, Merada video çekiyorsun diyor. E, çekiyorum kardeşim yasak mı ya? Sana ne? Lütfen böyle şeylere e, şey yapmayın yani. Ben kendimce video çekiyorum. Paylaşıyorum. Keyif alıyorum bunda. Youtube'e işte hatıra kalsın çocuklarıma, torunlarıma e, daha ileride diye video atıyorum. Hem de hatıra kalsın diye atıyorum. Hem bilgi içerikli sizler de yararlanın diye atıyorum Arkadaşlar Arkadaşlar dönüş balığı başladı. Şimdi bakın. Şimdi bu Hansen 22 gram kaşık arkadaşlar. Bu arkadaş bakın buraya iki tane iki tane split ring koymuş arkadaşlar. Şu halkaların ismi split ring. Neden iki tane koymuş arkadaşlar? Bu kaşığı çekerken böyle aksiyon verirken bu da arkada güzel böyle oynasın veya da balık vurduğunda böyle esnemesi hareketlenmesi daha rahat olsun diye. Ama bakın. Şunu göstereceğim sizlere. Buna tek takmış arkadaşlar. Buna tek takmış. Ee, çok da e, tavsiye ettiğim bir kaşık değil çünkü çabuk paslanıyor. Angiri mi? E, kangiri mi? Neyse, Angiri. Hani arkadaşlar bana kızmasın bunu satan arkadaşlar. Çünkü çabuk paslanıyor arkadaşlar. Tamam, bir sezon kullanabiliyorsun ama han seni 10 sene kullandım. Yani bu sıfırda diğer an sen çantamda sifin çantamda 10 sene kullandım. Şuralarında ufak tefek sadece nokta sararma var. Tırnağımla veya da böyle tırnak töpüsüyle onu şöyle yaptığım zaman krom kaşık arkadaşlar bu. Çabuk temizleniyor. Ama bunu adam demirden yapmış. Sajdan bükmüş. Böyle şekil S büküm vermiş. Ee, bu çabuk paslanıyor. Yani böyle paslanan kaşıklar da bizim işimizi sadece bir sezon görüyor arkadaşlar. Diğer ikinci sezona çöpe atıyoruz. Şimdi demem o arkadaşlar. Bakın Hansen'de iki tane halka var. Bu halkayı adam bojuna koymamış. Hatta ben bazen üçe çıkarıyorum bunu. Arkada güzel esnesin. Mesela balık vurduğunda balık çabuk bıraktı diyoruz ya. İşte şundan sebep arkadaşlar. Neden derseniz balık ısırdığında bunu hemen böyle biz buradan gerdiriyoruz ya yelpinen. İpi gerdiriyoruz, sarıyoruz. Bu da arkada hareket ediyor, balık oynuyor böyle. Ağzını şu şekilde. Kaşağı yaslattırıp manevela yaptırıyor arkadaşlar. Bakın şöyle manevele yaptırıyor şu şekilde. ısırdı ya ağzından. Biz de buradan gerdiriyoruz zaten iple çekerken. Bakın iyi dinlerseniz anlarsınız bu videoyu arkadaşlar. Zaten o daşların biliyor bunu ustalar. Şöyle biz buradan gerdirip çekerken Lüfer de bunu buradan arkadan manevela yaptırıp ağzını kopartıyor. Ama arkada iki halka olduğunda böyle esniyor. Hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Yani kolay kolay ağzını çırptıramıyor Demem o ki arkadaşlar e, aldığınız kaşıklarda mesela böyle şu e, marka kaşıklarda işte filaden nitingenlerde falan böyle bazı markalarda tek halka var. Buna iki halka ekleyin. Veriminiz artar arkadaşlar. Şimdi ikinci konuya geliyorum. İkinci konuda bakın şu elimdeki sınap. Armut sınap diyoruz buna arkadaşlar. Şöyle beyaz e, masanın üstünde çekiyorum ki daha net görünsün. Bu armut sınap. Bazı arkadaşlara bakıyorum fır döndürü snap takmışlar arkadaşlar. Kaşıkta, makette. Şimdi bakın şu maketimiz. Şimdi fır döndürü bak mantık olarak düşünün. Fır döndürü e, klipsi taktığın zaman bunu bu balık zaten aksiyonu var bunun. Şimdi bu maket e, aksiyonlu bir maket. Buna fır döndürü klips takarsanız yani şu snap'ı takmayıp da fır döndürü snap klips takarsanız bu aksiyonu böyle gelirken zaten fır döndüre dönüyor ya sürekli. Böyle aksiyon almadan gelir arkadaşlar. Ya takla atar böyle maket suyun içinde. Ya da böyle deli manyak hareketler yapar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Spin avında fır döndürü klips kullanılmaz. Snap kullanılır. Böyle düz ki bunu direkt çektiğinde dönmeden gelsin diye. Yani kaşığına maketine. Şimdi örnek veriyorum şu. Şuna taktık bunu. Bu fır döndürü olduğunu farz edin. Fır döndürü de var da şimdi onu anlatmayayım uzun olur. Şimdi bu fır döndü dönerek böyle ipinizle dönerek geliyor. Kaşığın da aksiyonu bozulacak aptal aptal yüzecek. Balık da bunu zaten yaralı balık gibi görmeyecek saldırmayacak. Ama bununla düz çektiğinizde şu şekilde düz çektiğinizde bu dönmüyor. Zaten buradan bir gergi var. İple çekiyoruz ya bunu sarıyoruz makineyle. Dönmüyor düz geliyor. Bu da kaşığın kendi aksiyonunu alıyor böyle. Lık lık, lık 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 böyle şu şekilde geliyor zaten kaşık içinde. Böyle yaralı balık gibi şu e, krom parlak geride balığa ayna yapıyor. Gel gel yapıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çok hızlı çok hızlı böyle sardığınızda da hani bazı arkadaşlar diyor lüferde hızlı aksiyon sardığınızda kaşık aptal oluyor. Bakın isterseniz e, böyle temiz suda kıyıda bakın. Hızlı sarın bakın ne oluyor bu kaşığa. Normal tatlı böyle sarımda çok hızlı olmayacak şekilde sarın. Lüferinizi, çine kopunuzu, sarı kanatınızı alırsınız arkadaşlar. Levrek bile biniyor kaşa. Videolarımdan teyit etmişsinizdir bunu zaten. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun ismi zaten Çinekop Lüfer, Lüfer tiyoları. Bu tiyoları kullanırsanız gerçekten güzel işler çıkarsınız. Güzel balıklar alırsınız. Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar fır döndürü klips kullanmayın. Snap kullanın spinlerle refede. Ee, maketlerde de dediğim gibi fır döndürülü klips kullanmayın aynı bu şekilde snap kullanın maketinizin kaşığınızın aksiyonu bozulur böyle aptal aptal yüzmeye başlar ee, verimsiz bir av geçirirsiniz arkadaşlar şuna da arkaya böyle kaşığınız varsa tek halkalı bakın halkada split ring bu şu halkaya bir tane daha küçük halka takın arkaya iğnenizi ona takın Böyle e, arkada dediğim gibi balık ısırdığında hemen bunu kopartıyor. İki tane halka takarsanız veriminiz artar arkadaşlar. Bir de şunu diyeceğim arkadaşlar. Bu kaşıklar Lüfer'de Çinekop'ta gerçekten çok verimli. E, bu kaşıklardan muhakkak edinin. Hansen Piligrim 22 gram. Bu yeni serisi. Bir de eski serisi var bunun. Şimdi onu da göstereceğim. Bir de Lüfer Çinekop avı yapıyorsanız kendi 60 yesiniz muhakkak bulunsun yanınızda demedi demeyin arkadaşlar. Şu Kendo 125F Sibas. Bunu muhakkak yanınızda bulunsun. Lüfer avında vazgeçilmez. Bu ters limon. Düz limonunu da bulundurun. Yedekte çantanızda muhakkak bulunsun arkadaşlar. Bunları bir kenara yazın. Şimdi e, şu gösterdiğim yeni tip Hansen pilgrim. Böyle e, 3D noktalı böyle mavi, blue işleme yapmışlar. Lazer işleme bunlar. Şu da eski tip Hansen Piligrim. Arkadaşlar ikisi de fena çalışıyor. Muhakkak çantanızda olsun bunlardan. Bakın demek istediğim ne? Bu bakın eski seride Hansen pilgrimde de iki tane halka var, split ring. Yenisinde de iki tane split ring var. Bakın şu da Hansen Fight, 18 gram. Bu da efsane iş yapıyor. Bulabilirsiniz bundan da bir tane olsun çantanızda. Efsane lüfer kaşıkları bu şimdi şu Bakın şunları göstereceğim şimdi Hansen bu firması salak mı da iki tane koyuyor bu tek koymuşsunuz Arkadaşlar bu püf noktayı anladınız değil mi Şu halka tek bakın bir tane daha ekleyin arkadaşlar buraya bakın bu Hansen neden iki tane koymuş Bu neden tek koymuş arkadaşlar Dediğimi yaparsanız balık varsa veriminiz artar. Muhakkak fır snap değil. spinlerefe de snap kullanın. Veriminiz artar. Ha bu yerine göre değişir. Bazen e, spin LRF'ye de fır klips takıyoruz ama yerine göre e, dip yemli av yapıyoruz mesela önümüzde spin ile o zaman fır klips kullanıyoruz. Neden? İpimiz gam yapmasın arkadaşlar. Böyle kıvırık kıvırık olmasın ipimiz. Şimdi e, bunu anladınız arkadaşlar. Şimdi bir de şu 110 pire çok hizmet verdi bizlere. 110 pire. Savageer 110 pire limon. Muhakkak balık alır arkadaşlar. Çantanızda olsun. Videomuz çok uzun olmasın. Arkadaşlar bir de son olarak şunu söyleyeceğim. İçinde kalmasın. Çünkü bazı arkadaşlar bu tiyoları vermiyorlar. Şimdi balık bazen de şundan kurtuluyor arkadaşlar. Bakın şu iğne modeline bakın mesela. Düz değil mi iğne modeli? Bakın. Şöyle şu şekilde dümdüz. Mesela balık ısırdığında bunu rahatlıkla bundan e, çıkabiliyor arkadaşlar. Tabi aldığımız da oluyor çok ama biz genelde şöyle ST46 modelleri kullanıyoruz. Bakın. Şimdi şu iğnenin modeliyle şuna bakın arkadaşlar. Böyle sıfır kaşık alsam bile ben bazen iğnelerimi değiştiriyorum bundan. Bakın. Şu iğnenin e, modeliyle deseniyle şunun ağız yapısına bakın. Bu düz mesela yüz yuvarlak. U şeklinde. Buna bakın arkadaşlar. Böyle nasıl geliyor? Şuradan bakın. Bu işte balığı ısırdığında ağzına manevele yapıyor. İstediği kadar e, kaçmaya çalışsın. Her türlü bırakmıyor arkadaşlar. Bundan ST46 diyoruz. Bu Onur ST46'nın muadilleri bunlar. Ryujin'in ST46'sı var. İşte e, şeyin de var. Fujin sd 46 var. Ryujin'in ST46. E, sağ olsunlar bu firmalar e, Böyle Owner ST46 çok pahalı olduğu için bunların yan sanayisi çıkarttı ama o Owner kadar uzun ömürlü olmuyor. Ovener su tuzlu suda yıkamasam da 2-3 sene gidiyor. Bunu bir sezonda tuzlu suda yıkama gidiyor ama bana yetiyor arkadaşlar. O kadar pahalı eee iğne para vermektense bazen de bulunmuyor tabii Owner ST46. Ondan sebep böyle muadillerini kullanıyoruz arkadaşlar. Biliyiniz olsun. İğne de kaşığınızın maketinizin boyutuna göre e, boyutlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bakın bu kaç numara? Bu 6 numara mesela kaşıklarda ideal. 4 numarayla 6 numara kullanıyorum zaten ben kaşıklarda. Maketlerde e, 6 numara, 8 numara boyutuna göre. Hoşçakalın.